Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevli Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için tam ölçü ve tam kıvamında nefis bir mürdümeri marmelada tarifi hazırladım. Rengi ve kıvamı gerçekten çok güzel oluyor. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Tarifim için 3,5 kilogram erik kullanıyorum. Eriklerimi tek tek güzelce yıkadım ve hazırladım. Bir gece önceden eriklerin çekirdeklerini çıkartarak tencereme alıyorum. Eriklerin tamamını ayıkladıktan sonra üzerine şeker dökeceğim ve sabaha kadar bekleteceğim. Sabah da pişireceğim. Eriklerimin tamamını ayıklayarak tencereye koydum. Şimdi üzerine 3,5 su bardağı toz şekeri ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Şekerin tamamını koyduktan sonra güzelce karıştırıyorum. Daha sonra tencerenin kapağını kapatarak sabaha kadar bekletiyorum. Sabah tarifime kaldığım yerden devam ediyorum. Şekerler güzelce eridi, erikler de suyunu saldı. Tekrar güzelce karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatıyorum ve yüksek ateşte kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra artık tencerenin kapağını kapatmıyoruz. Daha sonra tencerenin altını kısık ateşe getiriyorum ve erikler iyice pişene kadar kaynatıyorum. Kaynama esnasında üzerinde köpükler oluşacak. Onları bir kaşık yardımıyla alacağız. Böylelikle marmeladımızın görüntüsü şeffaf ve berrak olacak. Kaynadıkça rengi ve kıvamı çok daha güzel oluyor. Erikleri iyice pişiriyorum. Daha sonra blenderdan geçireceğim. Blenderdan geçirdikten sonra ise tekrar kaynatacağım. Sonrasında hemen kavanozlama işlemine geçeceğim. Şimdi üzerinde oluşan köpükleri kaşık yardımıyla alıyorum. Köpüklerin tamamını aldıktan sonra tekrar karıştırarak pişirme işlemine devam ediyorum. Erikler güzelce pişti. Şimdi tamamen püre haline gelinceye kadar blenderdan geçiriyorum. Tarifimin bütün detaylarını videomda sizler için paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı bekliyorum. Gördüğüm an yorumlarınıza hemen dönüş sağlayacağım.
Marmeladımı iyice püre haline gelinceye kadar blenderdan geçirdim. Tencerenin kenarlarını spatula ile iyice sıyırarak tenceremi tekrar ocağa alıyorum ve kısık ateşte biraz daha kaynatıyorum. Marmeladımın biraz kıvamlı olmasını istiyorum. O yüzden biraz daha kaynatıyorum. Blenderdan geçirmeden önce yaklaşık 30 dakika boyunca kaynattım. Blenderdan geçirdikten sonra ise 10 dakika daha kaynattım. Kıvamı ve rengi istediğim gibi oldu. Hemen kaynar kaynar kavanozlama işlemine geçiyoruz. Dilerseniz bu tariften bolca yaparak kışa da hazırlayabilirsiniz. Kahvaltılarınızda tüketebileceğiniz gibi kek ve pastalarınızda da kullanabilirsiniz. Tarifim için 330 ml'lik cam kavanoz kullanıyorum. Kavanozları kaynar suyla güzelce yıkadım ve sterillettim. Şimdi kavanozun ağız kısmına huniyi koyduktan sonra marmeladımı dolduruyorum. Sizlerin evinde bu şekilde bir huni yoksa marmeladı kavanoza doldurduktan sonra ağız kısımlarını iyice temizlemeniz gerekiyor. Kapakların güzelce vakumlanıp hava almaması için kenarlarında hiçbir kalıntı olmaması lazım. Kavanozu güzelce doldurduktan sonra yeni kapakla sıkıca kapatıyorum ve hemen ters çeviriyorum. Lütfen daha önce kullanılmamış ve kaliteli kapak kullanın. Verdiğim ölçüden toplamda 7 kavanoz marmelata elde ediyoruz. Tamamını kavanozlara koyduktan sonra yeni kapakla sıkıca kapatıp hemen ters çeviriyorum. Bu şekilde bir gün boyunca bekletiyorum. Birinci günün sonunda kavanozları normal haline getiriyorum. Serin ve güneş görmeyen bir yere koyarak aylarca muhafaza edebiliriz. Kavanozlarımın tamamını doldurdum ve ters şekilde bekletiyorum. Oda sıcaklığında tamamen soğumaya bırakıyorum. Oda sıcaklığında soğuduktan sonra hemen bir tane kavanozu açarak sizlere kıvamını ve rengini göstereceğim. Şimdi bir tane kavanozumun kapağını açıyorum ve sizlere kıvamını gösteriyorum. Rengi, kıvamı ve lezzeti gerçekten çok güzel oldu. Bu lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.